Geldik fuarın ev sahiplerinden biri olan Ducati'ye. Beni çok şaşırtan şu oldu. Şu ana kadar gördüğüm en yoğun stand abi. Gelin birlikte bakalım. Şurada kafada bir tane Multistrada V4 Desmo versiyonu var. Bakıyorum, değişik bir renk, değişik bir sticker var. Çok güzel. Hani teknik detaylarında farklı ne var ona da bakalım buradan. Basıyoruz, bakıyoruz. 1100 cc V4 90 derece. Abla biraz gerildi biz buradan bakınca ama 225 kilogramlık bir ağırlığı varmış. 38 bin Euro'dan başlıyor. Bu ne abi? Fiyata bak. Özel bir tasarım. Bu özel, özel makine abi. Multistrada. Gel abi. Trahimçi abla da gelmiş buradan bilgi çalıyor. Burada V4'ün Gran Turismo'su var. Bak bunlar 24 bin normal Euro. İnsan fiyatı. Evet, radarlı filan. Bakıyoruz. Bu arada ben V4 hiç üzerine dahi oturmadım ha. Bir ilk olsun mu hocam? Ne diyorsun? Aa, yakıştı ha. Yani kırmızı yakıştı da mı yakıştı bilmiyorum sana. Ama kırmızı olsun 3 lira fazla olsun ya. Ha. Hakikaten güzel makine ya. Hani sen böyle oturduğun zaman... Ekran seviyorsun sen, bilgisayar ekranı. Ekran, ben sevmiyorum ekran ya. Niye? Bana benzin, hız, devir yeter ya. Ne yapacağım abi ben GS'de bile kullanmıyorum vallahi. Çoğu ayarını bilmiyorum. Vibe City çocuğusun sen, ne bileyim böyle dijital. Güzel. Bakalım başka ne var? Scrambler var. Bunu test etmiştik Half Moto'da. Hakikaten çok güzel makine. Yuvarlak varlı motosikletler terör örgütünden. V4 Rally var burada. Rally'yi biliyoruz. Türkiye'ye geliyor. Başka ne var? Başka ne var? Çoğu motoru da sakallı şerif gibi ortaya koymuşlar insanlar ellemesin diye. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da V2S. Şeyin, bu standın gezicisinin ne kadar İtalyan, ne kadar değil yani. Vallahi abi çoğu İtalyan herhalde ya. Bir de bunlar daha basın günleri olduğu için genelde yerel insanlar var. Yerel basın var. Bu da V2S küçük kardeşi. Değil mi abi? Burada da ne var? Super Sport 950S var. Bunu gösterelim bu? Bak. Bu yeni galiba. 950S. 18 bin euroymuş. Teknik özelliklerini okusana. 110 beygir, 937cc. Testa motorlu. Öhni Samurt söylüyor. 184 kiloluk bir ağırlığı var. Mono kaç kapak. Kilo? 184. Vay vay vay. Mono kapak. Ayarlı amortisörler var üstünde. Hidrolik debriyajlı. Şöyle spor bir cam var. Ergonomisi falan. Ergonomik. Şunlar bir tuhaf ya. Adamın dizine battı saplanıyor. Battı mı orası? Batıyor. Belki oraya bir şey takıyorlar, takılacak. Ya bilmiyorum ama sevmedim. Ben motora sarıldığımda dizime bir şey değmeyecek abi bacağıma ya. Cruiser'ları o yüzden sevemiyorum ben yani. Böyle yapışıp kalacağım. Ben böyle yol gidemem ki yani. Riding montlar var. Başka bakıyorum neler var. Fren sıvıları ne kadar berrak. Yeni abi, daha hiç el değmemiş. Üzerinde böyle akrep egzoz var. Onu da gösterdim mi? Tek maşa. Çektim. Çok tek güzel. Maşa. Tek çok maşa. Seksi yani. Bakalım ne var? Panigale'ler var. Panigale V4 R versiyonu bu da. Bunlar Türkiye'ye geliyor. Hani dövmesi cebiniz... olmayan Panigale satmıyorlar. Öyle insan amortisörlü böyle çift akrep avuç egzozu. Şunu nerede görmüştük biz? Depoda öyle krom kaplı. Bunu şeyde gördük. Yamaha'nın bir modelinde. R1'de gördük. R1'de gördük evet. Kanat... TFT ekranlı öyle insan amortisörler. Rüzgar kanatçıklar falan, hakikaten tam pist makinesi yani. Şurada böyle titanyum karbon detaylar var. V4R. Güzel. Allah sahibine bağışlasın diyelim. Burada ne var? Street Fighter V4S var. Bu Türkiye'ye geliyor. Yeni bir şey değil. Burada ne var? Askeri yeşilli bir tane Street Fighter'ın V2'si var bu da. 18 bin euroymuş. Bunlar Avrupa'da da çok pahalı hocam. Biz Türkiye'de pahalı var mı diyoruz da. Bu V2. Street Fighter V2. Eski Panigale gibi. Evet. Eski Panigale 950 gibi. O da V2 idi ya. Ama şey çok kompakt bir motor bak. V4 SP2 var burada Street Fighter'ın. Cüsse çok güzel. Oğlum bakıyorsan bak, bakmıyorsan çekil. Cins midir nedir? Aa, bu iki kanatlı. Ne bu? Bu da böyle bir V4 özel seri. 36 bin euro fiyatı var. Çok. Madem ortada, üstüne oturabiliyoruz demek ki yani, değil mi hocam? Bu. Ha? Hadi otur. Üstüne oturabiliyoruz bence. Yavaş sür ama. Tur zamanlayıcısı falan var. Öhlins gidon amortisörü. Abi buradan doldurmuşlar makineyi. Mod seçimleri falan. Şöyle çok güzel ya. Çok sert bir devriyacı var ya. Eski ben arkada nasıl gibi gözüküyorsun bir çekeyim ya. Oo, şahane. Sanat eseri ya. Bellissimo. Ne diyor? Bir anlasam. Mono kapak, tek kişilik ya, burada. Fotoğraf çekeceğim diyor. Gel çek. Çek abi çek. Anca fotoğrafını çekeriz. Burada şey var.
Diavel V4 var. Bu da geliyor Türkiye'ye. Burada ne var bakalım? Panigale V2 var. Bu da Türkiye'ye gelen motorlardan. Niye üstüne silik lastik koymuşlar ki? Bunlar şey mi? Pist versiyonu. Abi bunlar. Adamlar bizim halı sahada maç oynadığımız gibi piste girebiliyor. Bu pist versiyonu bak galiba. Ayna mayna da yok bunda. Stop var. Ya da aynalarını takmamışlar. Ama bildiğin lastik koymuş. Diavel severlerin yaş ortalamasına mı? Abi bu makineye ben bir türlü bir ısınamadım. Bir tuhaf bir hani şey 85'e var. Kadar motora bineceksin dediğimiz abiler bak bunu buradalar. Yani. Baksana bu hep karbon falan. Güzel. Süper ama. Burada bak Ducati Master Plus diye bir şey var hocam. Bunu göster. Nereye bakıyorsun? Daha hiç görmedim. Bu da Testa Tetra motor. Monster 111 beygir. 937 cc. 166 kilogramlık. Tam böyle bir deli bozuk cadde makinesi. Şeyi de güzel. Çizgileri de çok hoş. Gerçekten güzel yani. He. Çocuğum in bakayım ben de bineceğim. Tufan'la Murat'ı buraya getirmek. Siz İtalyansınız hep binersiniz. Şu ilginç bir şey ya. Daha küçük bir şey. Bu neymiş abi? Bu da Monster SP. 15 bin euroluk bir fiyatı var. Bu da gene Testa Tretta motor, 111 beygir, 937 cc, 166 kilogramlık bir makina. Bu da güzel, cadde makinesi. Mono kapak, tek kişilik. Üstünde teknoloji falan o biçim. Bir de biz oturalım üstüne. Bunda da gene gidon amortisörü var. Kaç makine var bunda? Hocam bu bisiklet gibi ya. Değil mi? Kaç makine bu? Bu 937 cc, 111 beygir. Çok güzel ya. Kaç asgari ücret? İtalyanın mı benim mi? İtalyanın 9 asgari ücreti. Bizde cennet vade. Ha Monster boşalmış. Monster'a gel. Buna da binelim. Blok aynı. Altyapı aynı. Bu da böyle kompakt güzel yani. V2. Bunun debriyajı daha yumuşak. Yok Tetra motor bunda. Tetra mı? 4 silindir mi? He? 4 silindir. Hayır hayır. V2 değil mi? L motor ya. Eski Desmotronic L motor. Tamam L motor yani. Evet. L2 yani. V2 aynen. Güzel işçiliği falan şahane. Adamlar yapıyor falan. Valla sanat eseri gibi motor. Hani Ducati'ye zaten bok atacak. Şurada bir rally motoru var gel. Desert X'in rally versiyonu mu? Koruma demirli, çantalı. Oo. Bizim bindiğimiz bu değildi ya. Buydu. Bu muydu? Desert X'e bindik. Çanta ne kadar büyük? Çantası evet tam seyahat çantası. Oo. 17 bin euroymuş. Tetra 11 derece diyor, 110 beygir, 937 cc, 202 kilogram. Yani kolay kolay kimse arkaya çanta düşünmüyorlar. Arka abi çanta. Çünkü hani arazide yan yatarsak çanta tutsun mantığıyla hakikaten çok güzel bir rally makinesi ya. Hani seyahat yapacak adamdan ziyade o seyahati asfalttan yapmayacak adam için mükemmel makine. Çok güzel. Şu yuvarlak aynaya bayılıyorum kardeşim ya. Eski kuru GS'ler gibi ben de çok severim. Ama esas rally sanat eseri burada. Bu neymiş abi? Rallisi. Desert X Rally mi? Desert X'in rallisi. Ducati standındaki şey kalabalığın nedeni şu an daha iyi anlıyorum. Hakikaten şu an en sevdiğim standlardan biri oldu burası. Ducati. Bütün motorlarını getirmişler. Neredeyse hepsini insanların... En zengin stand değil mi hemen öyle? Bence öyle. 22 bin euroymuş bu da. 937 cc, 111 beygir. Nasıl tasar? Aynı şey, bloktan. Renklerin güzelliğine bak çok ya. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Biraz şöyle şu tarafa doğru geçelim. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor burada. Şu Ducati'nin en güçlü tek silindir. Gel. Makine nasıl arıyorum. Çalışıyor var. Makine nasıl çalışıyor yavaş. Bu şey yavaş sürüş yapıyor. Yavaş sürüş yapıyor. Mühendis abi de bakıyor buraya. Asıl benim fuarda en beklediğim, en merak ettiğim makine buydu. Ducati geçenlerde tanıttı bunu. Tek silindirin en güçlüsü. Tek silindirde 77,5 beygir güç üreten bir makina. Makinenin adı da efendim size söyleyelim. Hyper Motor 698 Mono diye geçiyor. Biliyorsunuz bizim meşhur KTM 690 Mono tek silindirin en güçlüsüyken artık tahtını buna devretti. 151 kilogramlık. 151 kilo mu? 151 kilogramlık müthiş bir makine. Otur bakayım. Çok basit, çok standart. Böyle hani buna arazi lastiği atıp scrambler'a da çevirebilirsin. Ama böyle süper moto olarak kullanacağım da dersen gene sürüş modları var. Çok basit bir ekran koymuşlar. Ama kaliteden hiç ödün vermemiş. Yani buradaki bileşenler, komponentler, karenaj, boya hepsi güzel. Şöyle hafif öne oturup ha hocam. Önü, arkayı, sağa, solu.
Çok güzel. Çift egzozlu gene. Üzerindeki lastiğe bakalım. Pirelli Rossolar var üzerinde. Fiyatı ile ilgili bir bilgi var mı? Ona bakıyorum. 13 bin euro gibi bir fiyatı var. Hani Türkiye'ye gelişi muhtemelen 500 bin liralar gibi olabilir. Haberiniz olsun. Aynısı mı? Bu da farklı bir rengi gene aynı motorun. Çok güzel hakikaten. Quick var. Hocam bence Ducati'ye doyduk. Allah ziyade etsin. Yapanların da eline sağlık. Buradan bu videoyu çekmemizde bize destek olan Yamaha Türkiye ve Half Moto'ya da teşekkür etmiş olalım. Diğer standları gezeceğiz. Beklediğiniz çok video var biliyorum ama inanılmaz büyük burası arkadaşlar. Yani bir markayı bulmak yarım saatimizi arıyor. Böyle broşürden bakıyoruz falan. Çekebildiğimiz kadar size çekip göndereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.